Kadir Gecesi'nin önemi ve faziletleri nelerdir? Bu geceyi nasıl ihya etmeliyiz demişler. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Davet önceden çeşitli vesilelerle söylemişizdir. Şerefül mekan bir mekin diye bir söz var. Yani bir yerin değeri o yere olan şeyle ilgilidir. Mesela işte Mekke-i Mükerreme önemlidir bizim için. Çünkü içinde Kabe vardır. Medine-i Münevvere önemlidir bizim için. Çünkü içerisinde Resulullah'ın kabri vardır. Mescid-i Aksa, Kudüs bizim için önemlidir. Çünkü Mescid-i Aksa vardır. Yani bu mekan olarak içinde bulunan şey o mekana değer katıyor. Eyvallah. Aynı şekilde zaman içinde aynı şey söz konusu. Yani bir zamanın içerisindeki şey o zamana değer katıyor. Gece olması itibariyle, Kadir gecesiyle diğer gecelerin farkı yok. Hepsi gece. Yani sabahleyin işte güneş doğar, akşama kadar gündüz olur, akşam güneş batar, sabaha kadar da gece olur. Bu gece aynı şey. Yani bu gece ile yarınki gece, dün geceki ile öbür gün gece farkı yok. Ama asıl olan o gecede ya değer katan şey ne? Şimdi tabii bizim dinimizde bizim için en önemli şey Kur'an-ı Kerim'dir. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim yani insanlığı felaketten saadete, vahşetten ünsiyete geçirmiş bir kitap yani Allah kelamı ve Allah kelamı olduğu konusunda da zerre şüphe yok hatta e, insaflı gayrimüslimler bilenler bunun Allah kelamı olduğunu idrak ediyorlar şimdi niye çünkü Kur'an-ı Kerim bir defa Peygamber Efendimizin öyle e, tahsili falan yoktu yani bizim gibi tahsili yoktu evet ama bakıyorsunuz Hazreti Adem'den itibaren ki tarihi olaylardan bahsediyor. Evet. İleride olacak olaylardan bahsediyor. Sonra bazı önemli insanların sonradan sonraya keşfedebildikleri bir takım keşiflere işaret ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki ve ersenle riyaha Evet. Biz rüzgarları aşılayıcılar olarak gönderdik. Acaba ne bu? Onu o zaman okuyan Arap mı anlar mıydı acaba? Yani bugün ürünü alabilmemiz için ister meyve ister sebze. Tozlaşma dediğimiz bizim Türkçe'de, Evet e, Arapçada aşılama ilkah denilen bir işlem oluyor. Yani erkek hücre dişi hücreyle birleşiyor ve ürün oluyor. Ve bu hücreleri birleştiren şey rüzgar oluyor. Bulutları efendim şey götüren şey rüzgar oluyor. E Kur'an-ı Kerim bunu e, asırlarca önce haber vermiş. Bugün insanı bunu bilmiyor ki. Mesela başka bir ayette. Bela ala en seviye benane diyor. Evet. Evet biz parmak uçlarını bile eski haline getirmeye muhtediriz. Allah Allah. Bunun önemi ne acaba? Niye parmak ucu da göz değil, kalp değil, beyin değil? Halbuki onlar çok daha kompleks. Çok daha karmaşık. Meğer bu, bu, bu bir santimetre karelik alanda e, milyarlarca insanın, belki trilyonlarca insan ayrı desenler var. Hiç kimsenin parmak ucu ötekine benzemiyor. Eyvallah. Ve bunu insanlar farkında değil. 1800'lü yıllarda fark etmişler. Ve bu parmak izinden suçluları tespite başlamışlar. Mesela Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsediyor. Meydan okuyor meydan. Eğer diyor Allah kelamı olduğundan şüphe ediyorsanız onun bir benzerini getirin. Getiremezsiniz. Getiremediler de. Ben bir toplantıda bir şey vardı. Sempozyum gibi bir şey vardı. Mısırlı bir Hristiyan vardı. Profesör. Ee, onunla o da katılmıştı. Biz de katılmıştık. Ee, oturuyorken dedim ki Kur'an-ı Kerim'e nasıl buluyorsun? Harika dedi. Allah kelamı değil mi dedim. Evet dedi. Allah kelamı dedi. Başkası olamaz mı dedi adam. E o zaman niye Müslüman olmuyorsun dedim. <laughs> Orada kızdı bana. Yani şimdi Kur'an-ı Kerim bir müthiş bir devrim gerçekleştiriyor. Müthiş bir devrim. Yani belki de tarihin en büyük devrimini yani Mekke gibi bir yerde bir Arap kabilesinden bir yetim çıkıyor. Evet. Ve bugün 2 milyar mensubu olan bir din ortaya koyuyor. Ve bu neyle yapıyor? Kur'an-ı Kerim'le. Ha Kur'an-ı Kerim Kadir Gecesi'nde inmeye başladı. Onun için Kadir Gecesi değerli. Bir. Ve onun için bak Ramazan'ın değerinden birisi de bu aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'inmeye inmeye başlaması. Artı Kur'an-ı Kerim'de yapılan ibadetler, o gece yapılan ibadetler bin aylık, 80 senelik ibadete bedel kabul ediliyor. ayet-i kerime yani bu, bu geceyle ilgili özel sure var. Başka bir geceyle ilgili yok. Yani Kur'an-ı Kerim'i inna enzelnahu fi leyletin mübareke o, o, bir ayet. Evet. Ama burada Kevse şey Kadir suresi inna enzelnahu fi leyletil kadir ve ma edrak ya maliyetul kadir. kadir min elfi şehir. Kur'an diyor Kadir gecesinde indi. Kadir gecesinin ne olduğunu sen biliyor musun? O bin aydan daha hayırlı. Eyvallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ashabına geçmiş ümmetlerden bazı kaynaklarda Şemnun gazide ismi geçiyor. Ne, nereden o isim alındı bilemiyorum ama bir şahıs yaşıyor. Bu bin sene ibadet ediyor, cihat yapıyor. Müslümanlar onu duyunca kendi yaptıklarını azımsıyorlar. Azımsıyorlar ve Müslümanlara o, bu teselli kabiliğinden ve siz evet o yapmıştır ama bak ben size bir gece veriyorum. O gece ihya ederseniz e, 80 sene ibadet yapmış gibi sevap alırsınız diyor. E, melekler iniyor, Cebrail iniyor ve hep selamet var bu gecede. E, dolayısıyla bu gece Müslümanlar için e, en kutsal gecedir. Ve hatta senenin gecelerinin en kutsalıdır. En kutsalıdır. Başka kutsal gecelerimiz de var bizim. Tabii. E, yani mesela Arafat gecesi gibi. Tabi asıl olan Arafat mekanı ama o günde e, Tabi o kandilleri ayrı tutuyor. Bayram geceleri. Bayram geceleri evet. Senin Evet. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Nasıl ihya edelim? Şimdi onu... ha, ibadet yapalım. Eyvallah. Hep, yani ben hep bunu söylüyorum. Bu işte ee, bu kandil dediğimiz o mübarek gecelerde ne yapalım? Ya e şimdi ibadetle geçirelim bu gece. İbadet ne? E Müslümanın ibadeti belli. Namaz kılar, Kur'an-ı Kerim okur, zikir yapar, tövbe istiğfar eder, tesbihatta bulunur, sadaka verir, dua eder. Tövbe istiğfar eder. İşte bunları yapacağız. Ya onun dışında yeni bir ibadet icat edecek halimiz yok. Ha şu da yok. Şu kadar namaz kılacaksın. Bu kadar bilmem tesbih yapacaksın. Yok öyle bir kısıtlayıcı bir şey yok. Ama şu dua. Allahümme Rabbena inneke afuvun tuhubbul affe fahfu anni. Allahümme inneke afuvun tuhubbul affe anni. Ya Rabbi sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni affet. Eyvallah. Peygamber Efendimiz bu duayı yaparmış yok. Biz de e, yapabildiğimiz kadar işte demin ki saydığım ibadetlerden ibadet yaparız. Ve bu şekilde dua ederiz. E, ama şu önemli, hani bir Arap, şey, Farsça bir beytte, tam hatırlamıyorum ama sen kadrini bilirsen her gece kadir gecesidir. Eyvallah. Eğer sen bu gecenin kadrini bilmezsen onun sana hiç faydası yoktur. Ama kadrini bilirsen her gece kadir gecesidir diyor. Gece bir şey yapmaz bize. O gecede de yaptıklarımız bir şey yapar bize. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Ağzınıza sağlık.